Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül. Bugün sizlerle işte gördüğünüz gibi iki ayrı kralla beraber sizlere yapacağız. Estağfurullah. Biri sevgili Özgür Bilge, biri de sevgili Kahraman Uğurlu. Apple konusunda benim Türkiye'de bildiğim, hatta işte zaman zaman da söylüyorum, aslında uluslararası anlamda da bildiğim en iyi iki isimden iki isimle yan yana yayın yapıyorum. O anlamda teşekkür ederim tekrar birlikte olduğumuz için. Şimdi aslında bunu canlı yayın yapalım diye çok konuştuk ama hem Kahraman hem Uğur'la. Zannediyorum sonradan bir canlı yayın yapacağız. Çünkü bu akşam anladım ki bizim bir canlı yayın yapmamız lazım ya. Bu gaz bunu getiriyor. Kahraman Yayına kaynıyor şu anda. muhabbetleri koyabilirsen iyi olurdu Hı-hı. aslında. Şahane. Peki şimdi uzun zamandır şimdi konuklarımızı hemen aslında tabii Özgür Bilge'yi biliyorsunuz. YouTuber aynı zamanda Almanya'da yaşayan. Bizim o yüzden Almanya'daki yerli fenomenimiz, yerli Yerli Apple plaka. konusundaki yerli plaka, aynen öyle. Ve Apple'lara daima bizden önce ulaşan, biz önce kullanan, o yüzden bizim hani işte Almanya bizi kıskanıyor diyemediğimiz bir arkadaşımız. Kendisi ne zamandır kullanıyorsun şu an iPhone 15'i? Bir dakika, bir Cuma dakika. günü. 15 Pro Max lütfen. 15 Pro Max, çok pardon. Çok 15 pardon. Pro Max 2 TB. Onu da İki, söyleyeyim. bir Şöyle şey söyleyeyim. söyleyeyim. Kavga olmasın. İkisi de burada. Hem 15 hem 15 Pro Max elimde. Biliyorsunuz 15'inde Avrupa ve dünya genelinde ön siparişi açıldı. O gün siparişi verdik. 22'sinde de iPhone 15 adrese geldi. Maalesef iPhone 15 Pro Max'in biraz peşinden koşmam gerekti. Çünkü takip etmişsinizdir muhtemelen. Siparişi açıldıktan 4 dakika sonra ön sipariş verdiğim halde maalesef bir hafta arkaya attı. Tabii içerik üretmek için aldığım bir cihazın böyle arkaya atması beni birazcık açıkçası hem gerdi hem de birazcık canımı sıktı. Nasıl ederim, nasıl yaparım diye düşündüm. Hemen sabah 6'da App Store'a girip bana yakın bir yerde bir mağazada bulunca tren biletimi aldım, gittim, aldım, geldim ve aynı gün tekrar kutu açılışını yaptım. Yani yaklaşık bir 4-5 gündür elimde kullanıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Aslında bakarsan böyle baktığımızda bana göre çoktan zaten Apple Almanya'da falan mutlaka bir şekilde iletişime geçip seninle çalışmaları gerekir diye düşünüyorum ama böyle de bakınca sen zaten yani early bird işte erken kalkan yol alır diye sen bayağı bildiğin gitmişini almışsın ve bütün şey tabii Eyvallah. ki gönül istiyor ki başka bir şekilde de çalışalım. O yüzden de biz de hem Donanım Haber'de de beraber yaptığımız işlerden dolayı aslında daha fazlasını bekliyoruz. Daha fazla iş yapacağımızı ümit ediyoruz. Apple'la da öyle ümit ediyoruz. Kahraman, hemen sana sormak istiyorum. Ne diyorsun? Yani bu 15 ile ilgili işte 2 gün kaldı. Bu arada ben de sevgili Özgür'de açık olanları biz de yarın zannediyorum artık açacağız. Şu an kapalı kutuda duruyor. Henüz Bence açmayı açık açamadık. olanı Açık olanı... Flaşı açık olan mı demek istedin acaba? abi şimdi o ön siparişle ilgili hemen hızlıca bir şey söyleyeyim. Biz de Lütfen. 22'sinde sipariş verdik. Ben de 13 Pro Max kullanıyorum tabii ki. Ben de sipariş vereyim istedim. İşte 22'sinde açılınca hemen siparişi verdim. Hatta o da çok enteresan oldu. İlk sayfayı açtığımda 4-6 iş günü diyordu. Tamam dedik, tıkladık. İşte kart bilgisi şu bu, adres kontrolü şu bu, tak böyle tıklıyoruz yani ilerliyoruz. O ara 27 Ekim'e kadar attı. Yani şu an teslim tarihi olarak 27 Ekim, 3 Kasım olarak gösteriyor. Tabii bekleyeceğiz o tarihi ama şimdi mesela bu Cuma günü 29 Eylül'de normalde yetkili Apple satıcılarında satışa çıkması bekleniyor. Bugün ben bir tanesine uğradım. Dedim Cuma günü cihazlar gelecek mi falan filan. Net bir şey yok. Hani biz de bilmiyoruz dediler. 2 gün kalmış. Belki gecesinde işte ürünleri yerleştirir. Ama ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bu Cuma yani 29 Eylül %90 ihtimalle teşhir ürünlerini en azından mağazalara koyacaklar. Çünkü hemen hemen tüm dünyada 29 Eylül'de mağazalarda artık satış başlamış olacak. Ama stok olur mu, satış olur mu? Ondan çok emin değilim. Onu gidip göreceğiz. Ya ben de ne yapacağım? İşte 29 Cuma günü bir uğrayacağım. Eğer ellerinde varsa belki oradan alıp diğer Apple.com üzerinden verdiğim siparişi de iptal edeceğim gibi bir durum olabilir yani.
Peki hemen sevgili Özgür'e sormak istiyorum. Özgür, ilk deneyimin 15 Pro ile ilgili nasıl? Bu arada tabii kahramanın da teknolojinin mutfağından seslendiğini hemen işaretlemek istiyorum. Her yerde teknoloji konuşurumun göstergesi. Sevgili kahraman işi hakikaten affetmiyor. Mutlaka konuşuruz. Teknoloji varsa buradayım demenin yolunu gösteriyor bize. Sağ olsun, Bu sefer teşekkür böyle ederim. oldu. Kusura bakmasın izleyenler. Estağfurullah, yok. Esas ben teşekkür ederim. Böyle de olsa yayına katıldığın için. Yani çünkü burada da gayet de iyi görünüyor. Teknolojinin mutfağı desem bence yanlış Eyvallah. değil diye özellikle altını çizmek istedim. Teşekkür ederim. Ne dersin, bu kısa tabii çok fazla olmadı ama sen test ettiğin için sevgili Özgür kullanıyorsun ve Evet. öncekilerle sonrakilerle de karşılaştırabiliyorsun. Sence bu, tabii eleştiriler var, birazdan geleceğiz ama sence bu değişime değer mi? Mesela hemen kim geçmeli sorusunu burada sormak istiyorum. Yani iPhone 15 alması gereken kişiler kimler olabilir? Hali hazırda iPhone Parası olanlar diye kullanıyorsa. başlayalım. iPhone 15 Pro Max ile ilgili konuşayım. 15'te şu anda kurulu, onda da sim kartım takılı ama ağırlıklı olarak 15 Pro Max ile şu anda haşır neşirim. Birincisi şöyle bir durum var, ilginç bir durum var. Türkiye'de 14 Pro Max ile arasındaki fiyat farkını tam net bilemiyorum. Çok gözümün önünde değil ama Avrupa'da şöyle bir durum oldu. Geçen sene biz 14 Pro Max'leri aldığımızda 1549 euro gibi bir 1579 euro gibi bir rakam vermiştik 256 GB için. Bu sene yine aynı kapasiteye sahip 15 Pro Max için 130 euro daha az ödedik. Yani 1449 Wow. euroya geldi. Yani burada bir indirim oldu. Bunun da Bizde sebebi tabii çok basit. bir indirim olmuştur tabii Euro'dan dolayı da Yani inşallah hani oradan böyle. indirip yani buradan indirip oraya bindirmiyorlardır. Hani böyle al gülüm ver gülüm yoktur ama şöyle bir durum var tabii. Dolar karşısında euronun Evet. değeriyle alakalı bir durum. Geçen sene kısa bir Bravo. dönem dolar euroya nazaran biraz güçlü olunca fiyatlara otomatik yansıdı ve Apple'da Avrupa genelinde ya da dünya genelinde fiyat değişikliği olmaz genelde. O sene çıktığı fiyatla bir dahaki seneye kadar gider. Bu sene indirimli oldu. Yani açıkçası ben her sene telefon değiştirdiğim için şöyle bakıyorum olaya. Geçen sene aldığım telefonu ben bu sene sattığımda kaç para alıyorum? Onun üzerine ne kadar koymam lazım? O aradaki fark benim bir senelik kira bedelim gibi hesaplıyorum. Bu sene daha az kira bedeli ödedim, öyle söyleyeyim. Ha, 15 güzel. Pro Max'i alırken. Çok mantıklı. Telefonun kendisine gelecek olursak yani biraz daha hafif, fark edilecek derecede hafif. Yani kağıt üzerinde %10 daha hafif deniyor ama yani ele alınınca hakikaten fark ediliyor. Malzemesi titanyum malzemesi beklediğim gibi değil şu anlamda. Yani ben bunun parmak izi bırakmayacağını tahmin ederdim aslında. Üzerine işte çıplak elle dokunduğumuzda şöyle hani Evet. ısıyla alakalı mı yoksa yüzeyle alakalı mı tam emin olamadığım bir şekilde parmak izi bırakıyor. Silince gidiyor tabii ama muhtemelen Kalıyor. bunu kullananlar tabii kılıfla kullanacaklar. Elde çok güzel, tutuşu çok güzel, ele iyi oturuyor. Kenarlarının biraz daha yuvarlatılmış olması, o keskin köşelerin gitmiş olması elde tutmayı ve kullanmayı biraz daha kolaylaştırıyor. Onu net söyleyebilirim. Onun Çok iyi. dışında teknik özelliklerine zaten değineceğiz. Onunla ilgili videosunu hazırlayacağız. Şu anda üzerine notlar Süper. alıyorum. Muhtemelen o notlar üzerinden açıklamak daha mantıklı olacak ama ilk izlenimlerim güzel bir cihaz. Beklentileri ne kadar karşılayacak kısmına daha sonra gelmemiz gerekiyor. Evet. Birkaç kritik var biliyorsunuz sağlamlıkla alakalı. Onunla ilgili sanıyorum sizin de söyleyeceğiniz şeyler var. Doğru. Aslında madem öyle hemen şeye gelelim. Yani biraz hemen çıkar çıkmaz eleştirilerin odağında birincisi özellikle titanyumlar içinde söylenen ya da şöyle 15 içinde titanyum içinde konuştuğumuz daha çok 15 için diyelim Pro için değil daha doğrusu bir kırılma arka yüzeydeki yeni cam yüzey tam cam yüzeyi arka plandaki onunla ilgili bazı eleştiriler oluştu. Ve bir de ısınma sorunuyla ilgili ki çok da konuşuldu. Sen ya da Kahraman sen ekleme yapmak istersen aslında oradan da olabilir. Yani bu eleştirileri çünkü ben senden de çok okudum hangileriyle ilgili olduğunu. Önce bir senden aslında sevgili Kahraman senden o eleştirileri alalım. Sonrasında da Özgür'ün deneyimine bir bakalım. Ve acaba karşılığını bulabiliyor muyuz? Abi şimdi şöyle bir durum var. Her yeni telefon çıktığında bu
Samsung tarafında da Huawei tarafında da yani profesyonel olarak test eden teknoloji editörlerinin büyük çoğunluğu hemen hemen her türlü testi tabi tutuyorlar. Evet. Ve her çıkan aygıtın, cihazın ilk sürümlerinde veya ilk test edenlerde falan mutlaka bir sıkıntılar, sorunlar olabiliyor. Bu demek değil ki ilk sürümde mutlaka hep problem var. Onu kastetmiyorum. Yani şimdi hep böyle hatırlayın, işte geçtiğimiz günlerden, geçtiğimiz yıllardan bu yana kadar hep böyle bir testler olur. Şimdi iPhone 15 Pro Max hemen çıktı. Çıktığında böyle normal testler yapılmaya başlandı. Şimdi testlerde hatırlayın, ben direkt iPhone 6S, 6 Plus'la alakalı döneme gitmek istiyorum. Orada hatırlayın, BandGate diye bir olay çıkmıştı. Çünkü evet, orada kasa değişimi vardı ve ilk defa büyük 6 inçin üzerinde bir ekran mevzu bahisti. Ve dediler ki ya bu kadar büyük bir ekran hani bükülebilir mi, kasası şu olur mu, bu olabilir. Hatta o zaman Unbox Therapy diye bir arkadaş bunu yapmıştı ve o sayede biraz da popüler olup şu an çok doğru, ciddi yükselişe geçmişti. Şimdi benzer şekilde kasa değişti. Çelik kasalardan titanyuma geçildi. Şimdi normal şartlarda titanyum çelikten daha sağlam, bir tık daha hafif bir materyal. Dolayısıyla insanların aklına da ilk o geldi. Ya dediler ki ya bu ne ölçüde sağlam? Şimdi Apple da bunun sağlamlığını öne çıkardığı için doğru, ne ölçüde sağlam diye. Hatta bu testi yapan da Jerry Riggs diye bir adam. O da bu sayede popüler oldu. Videosu yani bir günde olmadan 3,5-4 milyonu bulmuştu falan. İkinci BandGate olarak da tanımlandı kimilerince. Tabii. Adam aslında çok bir şey yapmadı. Pro Max'i aldı. Dedi ki ya bunu dedi büksek nasıl olur gibisinden. Şimdi biliyorsunuz ön cam, tıraşlanmış cam, arkası cam. Arka camından tutup şöyle bir hafif bir kanırttığında aslında amacı genel olarak kasayı yamultmaktı. Hani yamuluyor mu yamulmuyor mu gibisinden. Şu parmaklarını bastırdığı yerden arka cam pot etti ve tuz buz oldu. Yani evet. Bayağı bir beklemiyordu. O da beklemiyordu. Videoda belli oluyor. Öyle yani. Söylüyor. Evet evet öyle evet. Söylüyor. Hiç beklemediğim bir şekilde buradan kırıldı falan diyor. Sonra 15 Pro üzerinde deniyor. Onda bir şey olmuyor falan filan. Sonra alanlar şimdi USB-C'nin de gelmiş olmasıyla birlikte özellikle USB-C'nin 3 yani 3.0 yani hızlı veri aktarımı sağlayan USB-C olması hasebiyle ne oldu? Oyun oynayarak, kamerasını yoğun kullanarak veya işlemcisini zorlayarak da neler yapılabileceği test edildi. Ama hadi o testlerde ısınması falan filan var ama normal kullanımda da ısınmayla alakalı problemler duyuldu. Bunu ilk dile getiren de sevgili iPhone'da Faruk oldu Amerika'dan. O da cihazı incelerken hatta şöyle bir uyarıda bulundu. Ben de paylaşmıştım. iOS 17 yüklediğinizde Instagram inanılmaz bir ısınmaya sebep oluyor gibisinden. Evet, beta'da da bu evet, sorunu söyleyenler ama, olmuştu. Ama yine benzer şekilde 15 Pro Max'te de bazı uygulamalar kullanılırken aşırı ısınma olduğuyla alakalı bir herkesten genel bir şikayet. Ya aslında belki şey bekleniyordu. Hani bu kadar ısınma olmasa hani artık hani 15 Pro Max bu kadar da ısınmasa gibi düşünülüyordu. Burada da tabii ortak kanı yeni işlemcinin 3 nanometre olmasıyla alakalı olduğu söyleniyor. Hatta ilerleyen dönemde bu ısınma problemleri, şikayetleri çok devam ederse bir yazılım güncellemesiyle CPU ve GPU performansının birazcık kısılarak, deyim yerindeyse ateşin altı biraz kısılarak bu ısınma problemi giderilebileceği söyleniyor. Bakalım. Peki bakalım sevgili Özgür, sen böyle bir sorun yaşadın mı? İlginçtir ki ben böyle bir sorun yaşamadım. Yani ki sen bu arada beta'da da iOS 17'yi de kullandın. Çok yani, özür dilerim. Bir ufak ekleme daha yapayım, sonra Özgür'e bırakayım. Bu ısınma problemleriyle alakalı son iki dünkü gördüğüm haberlerde şey de söylüyorlardı. Şimdi bazı üretilen modeller ülkelere göre farklılık gösterebiliyor. Amerika'da üretilen modellerde hiç ısınma problemi duyulmuyor ama Avrupa için üretilen modellerde ısınma problemi görülüyor gibi bir haberler de vardı. Özgür bu da şey gibiymiş. Yani oradan tutturamazsam buradan tutturayım. O olmazsa şu cihazda var. Ya biz tabii haberlerden aktarmak. Evet, tabii. Çok doğru. Latife ediyorum.
Şöyle ısınma sorunu yaşamadım hiç. Biz bunu tabii şöyle bir durum var yani elbette telefon normal bir telefonun ısındığı kadar yani eline al, evet burası biraz sıcak diyebiliyorsun ama o ki çünkü okuduğumuz şeyler şöyle o artık tutamayacak kadar ısındı şöyle oldu böyle oldu falan tarzı bir şey Evet. yok. Ben özellikle 15 Pro Max'e özellikle bir beta yüklemedim. Sadece resmi sürümleri yükledim ve beta'ya geçmedim. Çünkü burada anlatacağım bir şey telefonla Güzel. ilgili bir inceleme videosu yayınladığımda yani orada anlatacağım olası bir problemin beta'dan kaynaklanmaması gerekiyor ki düzgün bilgi aktarabileyim. O yüzden beta'ya geçmedim ve bir ısınma sorunu yaşamadım. Şöyle bilgiler vardı işte 2 dakika FaceTime'da görüşünce ısınıyor mesela. Ve biz kahramanla 8-10 dakikalık görüşmeler yaptık. Ben o arada ekstra elime aldım cihazı acaba hani hakikaten bir şey oluyor mu diye. Hiçbir şey Evet. yoktu yani. Hani biraz bile Çok iyi. ısınmamıştı. Bilmiyorum bunun sebebi ne olabilir? Arka planda çalışan başka bir uygulama mı yoksa güncellenmemiş bir uygulama mı buna sebep oluyor? Çünkü biliyorsunuz iOS 17 yayınlanalı çok fazla olmadı. Uygulamaların da kendilerini buna entegre etmesi lazım. Mutlaka beta Bravo. sürecinde güncelleme yayınladılar, adapte oldular. Onlar da kendilerini bu sisteme entegre ettiler. Ama son sürüm yayınlandıktan sonra artık işin rengi orada ortaya çıkıyor. Belki birkaç güncelleme geldikten sonra uygulamalara, kullanılan uygulamalara da bağlı bir durum. Yani ben de çok ısınıyor diyen adamın telefonunda X bir uygulama olabilir. Benim kullanmadığım birçok kişinin kullanmadığı o buna sebep Bravo. oluyor olabilir. Yani iPhone 17 şey iPhone 15 Pro Max ısınıyor demek çok tek başına bir şey ifade etmiyor. Yani çok ciddi bir bilgi aktarması lazım. İşte ben şu uygulamaları kullanıyorum, şu sıklıkta kullanıyorum, pilimin yüzde bilmem kaçını bu uygulama tüketiyor vesaire, Evet. GPS'ime bu uygulama ulaşıyor. Ne bileyim ben sen bütün gün Tinder kullanıyorsan belki bütün gün GPS'ini kullanıyordur. Yani etrafta bir match bulmak için şimdi ona benim yapacak bir şeyim yok. O zaman az kullanacaksın, az ısınacak gibi. Yani dediğim Çok gibi çok senaryolar iyi. çok çok farklı olabilir. Ben yaşamadım. Yani ben kullandığım 15 Pro Max'le bir ısınma sorunu yaşamadım. Peki, bu bükme ile ilgili de bu arada ben de şöyle düşünüyorum. Yani işte bu Şimdi bükme Özgür meselesi. canlı yayında onu bize gösterecek. Evet abi Çok iyiymiş. son iPhone bükücü diye. Son ay bitti. Evet. Ya yani bu arada gerçekten o videoda da ben gördüm ya. Adam şaşırıyor gerçekten dediğin gibi. Öncekindeki bu arada bilgi de enteresandı sevgili kahraman. Yani unbox terapi için de bir çıkış noktası oldu dediğin. Aynısı şimdi ne demiştin isim için? Jerry Jerry Lewis. Rix Everything. Jerry Lewis. Jerry her Ha şeyi evet tamam. kesip biçiyor Her şey anlamında evet bir tamam. kanal. Pardon okey. Mesela o da artık herhalde yine bir sıçrama yakalar. Ama mesela ben o ilkinde de öyle düşünmüştüm. Yani o ilk zamanda Bandgate dediğimiz olayda da düşünmüştüm. Yani telefonu alıp hadi cebindeyken yamulmasını anlıyorum. Mesela cebine koydun ki çünkü eleştiriler aslında o yüzden bence haklıydı. Cebindeki telefonun yamulması oturduğunu ettin. Büyük de bir telefon. Kenarlar vardı falan filan. Yani bu mesela eleştirilebilir bir şey ama aldım telefonu, kanırttım. Aa yamuluyor demenin bana göre bir makul bir tarafı yok. Artık telefonları yani bir de böyle dediğin gibi fiyatlarından dolayı da çok da korumaya çalışıyoruz. Ha diğer türlü kullanıyorsan da çok dikkat etmeye çalışıyorsun. Yani kılıfsız kullanınca da daha temkinli davranıyor insan. En azından ben öyle davranıyorum. Sevgili kahraman her ne kadar eleştirse de beni. Özgür de galiba öyle kullanmaya başladı gördüğüm kadarıyla. O yüzden yani telefonu böyle yaparsan kırılması lazım yani. Şu televizyonu alıp ben acaba bunu biraz böyle eğsem ne olur demiyorum yani. Telefon tabii her gün cebinde ama çıkartırken de ona yani şey demiyorsun. Böyle basınç uygulayayım dediğim bir yer çok olmuyor. Nadiren oluyor. Tabii gene de daha zayıf olduğu noktasında işte düşürme testleri ne diye brutal düşürme testleri diyelim böyle hani çok sert, çok kırıcı testler deneyenlerde gördüm. Evet yani daha kolay zarar görüyor 14'e göre baktığın zaman ama yine de bunlar yani 14'ü de düşürsen üzüleceğin şeyler başına gelmiyor değil. Yani işte kenarı çatladı diyor, diğeri daha çok çatladı. Ama onu zaten değiştireceğin zaman bu arada gelen servis bilgisi de mesela değiştireceğin zaman Pro Max için Pro ve Pro Max için söyledikleri bugün bir bilgi almıştım. 14 Pro Max'ta 14.500 liraya değişen arka yüz parçası yanlış hatırlamıyorsam şimdi artık 15 Pro Max'ta 6.300 liraya kadar düşüyor. Yani böylece bir değişiklik de yapılmış. Daha düşük bir maliyet söz konusu anladığım kadarıyla servis maliyeti de düşüyor. O yüzden de bunu unutmamamız lazım. Artı değer olarak da bunu kenara yazabiliriz ama tabii ki ısınma ile ilgili sorun 15'le ilgili kenara. komple teorisi var yalnız.
Neymiş o bakalım? Amerika'daki çıkan haberlerde diyorlar ki işte biliyorsunuz yeni iPhone 15 serileri daha kolay onarılabilir olarak tasarımlandı deniyor. İyi de daha kolay zarar görebiliyor, daha kolay onarılabiliyor. Dolayısıyla bu bilerek yapılabilen, çünkü Apple'ın istatistiklerine göre servis gelirlerinde bir düşme var. Geçtiğimiz son senedir servis gelirlerinde bir düşme var. Dolayısıyla ya tabii bu komple teori. Servis, yani şöyle söyleyeyim, servis gelir dediğimiz şey, Onarım. yani aslına Temiz. bakarsan düşme varsa bir marka bunun için sevinmemeli mi? Yani servis gelirlerinde bir düşme var. Yani biz daha az servis veriyoruz, daha Şimdi iyi demesi gerekmiyor mu? anladım. Anladım ama servis parçasına şimdi mesela 14 Pro Max'in ekranı, arka camı diyelim, o kamera yüzeyi falan filan hepsi komple beraber değiştiği için atıyorum 14 bin liraya değişiyor. 15 Pro Max'i 6 bin liraya değişiyor. Tamam, güzel bir düşme var ama 14 bin liradan da kâr ediyor, 6 bin liradan da kâr ediyor. Yani servis hizmetini verirken hani sadece hayrına yapmıyor o işi, servisten de bir para kazanıyor. Yani ama şöyle, şimdi burada düşmeye bağlı bir durumdan söz ediyoruz. Dolayısıyla zaten telefon düştüğünde hani kaç defa konuştuğumuz zaman birçok insan en azından şunu söylüyor. Telefon düşürdüğü zaman biliyorsun mesela kırılmış diyor ki abi düşürdüm kırdım diyor mesela. Ve şey hatırlamıyor. Yani, durduğu yerde kırıldı deme şansı çok kimsenin yok. Telefon düşürdüm diyen kişi sayısı da bana göre az. Hani burada gelirini arttıracak bir durum olmaz gibi geliyor bana. Yani sanki komplo teorisi bence de şey güzel duruyor. Ama tabii değilse de bilemiyorum. Belki başka rakamlar da vardır sonra çıkar ortaya. Ya bak gördün mü sen de fanboy gibi konuştun gördün mü başına gelen falan denmesin ama ben bir telefonu kılıfsız olarak kullanan ve düşüren zarar hiç görmemiş birisinde çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Yani hele o videolarda yapıldığı gibi böyle bırak telefonu falan tarzında olunca daha da kanlı olabileceğini düşünüyorum sonuçların. O yüzden sanki pek şey yani hep aklıma tabii Tesla'nın olayı geliyor. Yani bir araç ne kadar servise gelmezse o kadar iyidir. Biz de o yüzden işte, hatta örnek verirken de onların verdiği örnek yani iPhone'unuzu siz işte arada Apple'a getirip kontrol ettiriyor musunuz? Nasılmış, iyi miymiş diye falan diye işte bir yıllık periyodik bakım diye bir şey getiriyor musunuz? Hayır getirmiyorsunuz. Tesla'yı da istemiyoruz. Getirin de servise bakalım. Böyle bir şeyse bu bizim için utanç verici dediği bir markanın bugün buna dönmesini pek beklemiyorum doğrusu. Çünkü sanki aslında o bozulmama deneyimi veya işte tabii ki pahalı yani servis ücretleri mutlaka pahalıdır. Yani Türkiye için zaten ucuz bir şey neredeyse yok ama böyle baktığımda o marka algısından da zarar eder gibi geliyor bu tip bir yaklaşım. Hakeza işte işlemci ve pil meselesinde daha önce o bir işte pil sorunu vardı malum. Pil düşünce işlemciyi yavaşlatıyordu. Halbuki sen de diyordun ki telefon yavaşlıyor bari yeni telefon alayım diyorsun ki bundan da mahkemede yargılandı ve ceza da aldı zaten. Hani onun da etkisini düşünürsek sanki bu çok hoşuna gitmeyeceği kaçınacağı bir şey gibi geliyor. Hem kendisinin hem hissedarlarının etkileneceği bir durum olabilir diye düşünerek itiraz ediyorum Sayın Hakim Bey buna. Peki tamam o zaman bilmiyorum Ya bir ekleyeceğim bir şey, şey var mı sen? şöyle bir Lütfen. şey ekleyeyim senin söylediğin, aslında senin söylediğine paralel bir şey. Ben de bu testleri falan tamam anlıyorum. Telefon ne kadar sağlam, ne kadar değil. Ufak bir test etmek istiyoruz. Bir de bunun bir hype'ı da var yani. Drop test falan diye yüklüyorsun, ilk gün Evet. alıyorsun, atıyorsun. 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon abone sayına göre, Parası yayınladığın çıkıyor içeriğe göre YouTube'dan. Oh, değişiyor. aynen. Zaten öyle ama yani telefonu da 15 metreden atmanın bir anlamı yok. Yapacaksan gerçekçi bir test, şunu Allah yapacaksın. belanı Cebine vermesin koyuyor gibi gerçekten. yapacaksın. Cebine koyuyor gibi yapacaksın. Düşüreceksin oradan o yükseklikten. Ya da işte arabaya bineceksin. O pantolonun cebinden aşağı düşecek ki benim başıma Bravo. geldi. Ya da arabada işte bacaklarının arasına koyuyorsun ya böyle bir şey, bir yer bulamayıp arabadan inerken unutuyorsun onu, hop oradan No. aşağı atıyorsun. De. Oluyor. Mesela iPhone 12'yi Başa gelmiş sanıyorum öyle bir şeyler. düşürmüştüm. Tabii Ha iPhone bak. 12'yi düşürdüm öyle. Şurada kenarında ufacık bir ezik olmuştu kasada, hiçbir şey olmamıştı mesela. Test yapacaksan böyle yapacaksın. Çıkıp apartmanın katına 50 metreden, ya bu Ya tabii kırılıyor. canım Allah Allah, ya. çok ilginç. Yani neyse, bunlar Kır. Çok iyi, çok iyi. ilginç Evet. deneyler, ilginç deneyler. En büyük eleştiri olarak iPhone 15 ve 15 Plus serisindeki şeyleri söyleyebiliriz. Hız düşüklüğünden bahsedebiliriz. Neredeyse 20 yıldır kullanılan USB-C portunda
2.0 hızların yani 2023 yılının Eylül ayında yani iPhone 15 ve 15 Plus'a bunun koyulması. 15 Pro ve Pro Max'lerde saniyede 10 gigabit hızlara çıkabilen USB 3.0 hızları var. Bunun ya bence fiyasko yani 15 ve 15 Plus için. Yani şimdi tabii şöyle bir şey de var. İnsanların genelde atladığı konulardan bir tanesi. Bunu ben Twitter'da biraz yazmıştım. Hatta uzun detaylı anlatmıştım. Şimdi bir artık hayatımıza USB-C'den USB-C'ye diye bir kablo artık iyice yerleşecek. Zaten çoğu cihazda kullanıyorduk bunu. Artık iyice yerleşecek. Şimdi bu cihazların iki önemli aşaması var diyeyim. Aşama veya kademesi var. Neyse. Bir tanesi hızlı şarjı destekleyip desteklememesi. Bir tanesi de hızlı veri aktarımını destekleyip desteklememesi. Yani bir kablo hızlı şarjı destekleyip veri aktarımındaki hızı desteklemiyor olabilir. Veya veri aktarımı çok hızlı olup hızlı şarjı desteklemiyor olabilir. Genelde veri aktarımı hızlıysa hızlı şarjı zaten destekliyor genelde. Ama insanlar onda şaşırabiliyorlar. Yani adam mesela işte 100 watt'a kadar hızlı şarjı destekleyebilen çok iyi bir kablo yaptık falan deyip biliyorsunuz 3. parti kablolar falan çok var bu konuda. Ama veri aktarımında o hızları USB 3.0 hızlarını vermeyebiliyor. Şimdi iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Yani son çıkan 4 iPhone'da da kutunun içinden hızlı şarj kablosu çıkıyor. Ama hızlı şarj kablosunun hızlı veri transferini desteklemediği söyleniyor. Bunu da Özgür fırsat bulursa bir test edebilirse iyi olur. Çünkü ben yurt dışında herhalde çıktığından beri onlarca inceleme izlemişimdir. Hiçbirinde hızlı veri aktarımını desteklediği söylenmiyor. Dolayısıyla desteklemiyor burada zaten. Şöyle bir bilgi var. Diyorlar ki yani şeyinde yazıyor detaylarını küçük küçük puntolarla yazılıyor ya. Hızlı veri transferi destekleyen bir kabloya ihtiyacınız var deniyor. Yani bu kutunun içinde olmadığını belirtiyor. Bir yıldız işareti oluyor biliyorsunuz minik. O altta da açıklaması oluyor. Şeyde mesela evet, kutu içinde abi, kablolar desteklemiyor hızlı data transferini. Bu da mesela bence eleştirilecek konulardan bir tanesi. Çünkü olur da mesela iPhone şimdi iPhone'ları alacak kitleyi böyle bir kategorize etmek istemiyorum ama atıyorum 15 ve 15 Plus'ı biraz daha gündelik yaşamda kullanmak isteyenler aldığını düşünürsek onlar da profesyonel veri aktarımı kullanmaz ya da az kullanırlar gibi düşünelim. Ama Pro ve Pro Max'te işte yüksek kalitede video kaydı, fotoğraf kaydı yapıp belki anlık canlı video kayıtlarını hemen anında aktarmak isteyebilirler. Onlar için tabii ki bir yüksek hızlı veri aktarım kablosu gerekecek. Peki şunu sorayım. Yani aslında bakarsan şimdi evet bence haklı bir eleştiri ki zaten biz de konuşurken Lightning'in hala 2.0 USB 2.0 üzerinde olmasını eleştiriyorduk. Yani işte bu artık değişsin 3.0 olsun diye söyledik. Yani USB-C ile 3.0'a geçeceğiz bu güzel bir şey diyorduk. Şimdi yapı olarak her ne kadar fiziksel olarak USB 3.0'a geçsek de görüntüde hala arka plandaki hızlarda USB 2.0'dayız diye görünüyor. Ama söylediğin şey de enteresan. Yani güç olarak buna mümkün ama aktarım olarak değil. Acaba şimdiye kadar geldiğinden dolayı ve hali hazırda 14 Pro Max işte kullanıyoruz. Profesyonel olarak da kullanıyor. Hakeza Özgür de kullanıyor. Kullandı. Hani işlerinde de kullandığını bildiğim için söylemek istiyorum. Acaba gerçekten 15 kullanıcı, 14, 15, 13 genel iPhone kullanıcısı için fazla şey mi bekliyoruz yoksa ben mi konuşurken acaba bunun hayır o zaman da o kadar da önemli değilmiş diye şu an yani kendimizi mi kandırmaya çalışıyorum ben acaba? Yoksa gerçekten o kadar ihtiyaç yok mu? Yani aynı şeyi aslında biraz da bu megapiksellerde de görürüz. İşte 100 megapiksel, 300 megapiksel falan diye söylerken 48 megapikselle hayatına abi, devam eden... Hızlıca şöyle bir şey söyleyeyim. Lütfen. Özgür'e bırakacağım. 15 ve 15 Plus'ın içinden USB 2.0 hızlarını destekleyen, veri aktarımında da onu destekleyen kablo çıkıyor şu an. Ama Pro ve Pro Max'in içinden en azından daha hızlı veri aktarımını destekleyen kablo çıksaydı hiçbir şey söylemezdim.
Peki ben alsam çalıştıramaz mıyım? Yani hani öyle bir şey de yok değil mi Dışarıdan sevgili kablo Özgür? Yani alsan. kablo alsam çalıştıramayacağım 15 Yok, için değil mi? desteklemiyor. Daha Yani 15 aynen. plus serisi 15'in desteklemiyor. zaten hani 15'in USB-C girişi zaten hani 2.0'da hızı. Sen Evet, istersen anladım. en yüksek yani şu an var Apple.com.tr'ye girdiğinizde 4.000 küsür liralık çok ciddi kallavi bir USB-C'den USB-C'ye kablosu var. Onunla kullanan Thunderbolt 4 kablosu var. Evet. Onu alıp kullanabilirsin ama yine USB 2.0 hızlarında 15 ve 15 Plus'a veri aktarımı yaptırabilirsin. Evet. Ama 15 Pro ve Pro Max'e takarsan tabii ki 10 gigabit'e kadar veri aktarımı olabilir. Bunu hangi senaryolarda kullanabilirlerdi 15 ve 15 Plus kullanıcıları? Pro'da kullanabiliyoruz bu anlamda demek ki. Çünkü zaten aslında İçinden çıkan sevgili kabloyla değil, haricen bir kablo. harici bir kablo öyle, aynen öyle. Öyle olsaydı son kullanıcılar için nasıl bir faydası olurdu sevgili Özgür? Çünkü sen bunun biraz testinde yaptın. Kanalında da bununla ilgili çok detaylı güzel bir video var aslında. Detaylıdan kastım çok uzun olmayan gayet güzel bir video var. Nasıl bir şeye kavuşurdu 15-15 Pro kullanıcıları ve hani 15-15 Pro alanlar pardon 15 Pro kullanıcıları demişim. 15 ve 15 15 Plus plus. kullanıcıları ne kaçıracak bunu alamayanlar? 15 Pro alanlar ne kazanacak? Şöyle söyleyeyim sana az önce söylediğin şeyle paralel yine dedin ya acaba biz bunu abartıyor muyuz? Çok mu şey bekliyoruz yoksa hani bu böyle mi? 15'in 15 Plus değil normal 15'in boyutu, malzemesi, bu alüminyum çerçeveye ben bayılıyorum. Yani bana sorsam Pro Max'i de yap bu alüminyumla hiç problem yaşamam. Yani hafif bir malzeme. Sağlamlığı konusunda zaten yere düşünce hepsine bir hasar geliyor. Orada sıkıntım yok. Kesinlikle. Bu telefonun iki tane eksiği var bana sorarsan. Eğer bu telefonda o iki tane şey olsaydı ben muhtemelen derdim ki Pro Max'e ihtiyacım var mı? Yok. Birincisi bu modelle ilgili konuşuyorum. Type-C'yi yıllardır bekliyoruz. Evet Androidçiler bizle kafa yapıyor falan filan. Güzel atışmalar yapsınlar. Çok Haklılardı doğru. ama bu Tabii bizim de elimizde olan bir haklılar. şey değildi. Yani bize USB-C mi Lightning mi diye sordular. Biz de Lightning dedik değil yani. Vermediler, alamadık. İbrahim Şimdi geldi. Tatlıses'in Seve Harvard seve vardı biz kullanıyoruz. evet. İbrahim Tatlıses'in Harvard vardı ne Oxford vardı biz mi gitmedik Urfa'da dediği gibi yani yoktu Yani yani evet. gelmedi yani istedik gelse gelse geldi sonunda o da biraz Avrupa Birliği'nin zoruyla. Çok önemli bir Evet. kriter çünkü ciddi bir iPhone'lar için iPhone'un potansiyelini ortaya çıkarabilecek bir özellik diyeyim. 15'lerde olmaması çok büyük eksik. Çok büyük eksik. Çünkü o yaptığım testte de daha doğrusu şeyde sanıyorum kutu açılış videosunda bahsettim ben bundan bunu. Kısa bir bilgi olarak aktardım. 15 Pro Max'e burada benim hızlı data aktarım yapabilen bir kablom var. Şöyle. Evet, netlemedi. Bir daha hemen gel. Evet. Evet, lütfen Kalınca bir kalsın. kablo. Bakalım abi bir dakika. Evet, bir daha. Şöyle. Çünkü bu işte şeylerle geliyor. Sen söyle. Neredeyiz? Şimdi gelecek sanki. Ya Yok. yüzüm orada ya. Evet, Yüzümü gördüğü buyursun. için Evet, netlemiyor. aynen öyle, Tamam evet. görüyor musun abi? Tamam Evet. neyse. Bu SSD ile şu SSD'ler de soran oldu. Abi, kaç defa sordular. SanDisk yani bunu görünce SanDisk olduğunu anlaması lazım. Yani bilgisayarla ilgilenen bir insanın. Bu Kesinlikle. bakınca direkt SanDisk'im Tabii. diye bağırıyor. SanDisk. Aynen. Bravo. Bravo. Neyse. Yaptığım testte 2.8 GB'lık bir video vardı harici diskte. iPhone'a kaydedeyim dedim. Ben işte oraya erişim izni, buraya erişim izni diyene kadar birkaç tık yaptım. Ben fotoğraflar uygulamasına girene kadar o dosya oraya gelmişti. Gördüm Yani ben de. birkaç saniye, Evet. birkaç saniye. Evet. Sonra dedim ki aynısını 15 ile yapalım. Aynı işlemi yaptık, aynı boyutta. Yine birkaç onay işleminden sonra çünkü ilk defa kullanıyoruz iPhone'u. İşte fotoğraflara erişim izni şu bu falan girdim. Fotoğraflar içinde bekliyorum şimdi. Sergey de burada benimle beraber çekimde yardımcı oldu. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Bir şey gelmiyor. Bekliyoruz, bir şey gelmiyor dedim. Acaba işlemi mi yapamadım? Bekle, bekle, bir şey gelmiyor dedim. Sergey biraz bekleyeceğiz birkaç dakika. Yani bu ya Evet. gelecek ya gelmedi ya yanlış bir şey yaptık tekrar çekeriz. Aha sonra pıt diye geldi. Yaklaşık 1,5 dakika mı bekledik? Yani iPhone Pro Max'te işte 10 saniye sürdü diyebileceğim işlem. Öbür tarafta 1,5 dakika mı sürdü artık? Biraz daha mı uzun sürdü? Çok uzun sürdü. Çok büyük bir kayıp. Çok büyük bir kayıp. Yani şu telefon düşün işte bundan Şey var. aldın 250 GB, Evet. 512 GB her neyse. Çektin çektin fotoğrafları. Tatile gideceksin. Hop, çok az yerim var. Ben tatilde video çekmek istiyorum. Telefonum çok güzel fotoğraf çekiyor, video çekiyor.
dur şunları bir aktarayım dediğin zaman Lightning kablosuyla zaten kanser oluyorsun. Tedaviye başlaman lazım. USB-C'ye geldi, sevindik diyeceğimiz yerde yine ciddi vakit kaybı. Evet. Yok. Aynı sonuç. 15 Pro yani Max'te bu sorun ortadan kalktı. Evet. Tabii 15 Pro Max'te bu sorun ortadan kaldı abi. Doldu mu telefon? O yüzden 256 GB aldım. Yani dediler ki ya yetiyor mu? Ya yetiyor. Yani 200 doldurursam atarım diske. 3 dakika beklerim. Atarım diske. Yine boşalır yani. Problem yok. Ama 15 serisi için bu maalesef böyle değil. Çok büyük bir kayıp. Bir ikinci detay. Çok takılmazdım bugüne kadar ama sanıyorum birkaç yıldır Pro Max kullanmanın verdiği etkiyle o 120 Hz'lik ekran hızına Promotion hıza alıştım ve bu telefonun ekranını açtığım zaman şöyle kilit ekranını o gelen animasyon da sanki telefonda bir hata varmış gibi böyle takıla takıla geliyor gibi bir his veriyor bana. Çok rahatsız etti beni. Aslında normali bu çünkü 60 Hz'lik bir ekran yenileme hızı var malum. Artmadı orada da. O iki kritik seçenek bu telefonda olsaydı muhtemelen birçok insanın Pro'ya ihtiyacı kalmayacaktı. Ama tam da bu yüzden bence bir pazarlama stratejisi olarak buradan bir şeyleri kısmaları lazım ki Pro Max satabilsinler. Çünkü o iki özellik burada olsaydı Pro Max'i alır mıydı bu kadar insan? Muhtemelen birçok insan da derdi ki ya bana yeter bu. Benim şahsi fikrim böyle. Bilmiyorum tabii işin iç yüzünü. Güzel dışarıdan bir şey. Bakınca öyle görüyorum. Güzel bir şey söyledin. Şimdi benim burada kullandığım ekran şöyle hemen bir daha göstereyim izleyicilere de. Ben hadi şeyde değil çok pardon. Şöyle gösterirsek eğer evet. Şimdi burada kullandığım ekran 120 Hz'lik bir ekran. 4K'da 120 Hz veriyor. Bu ilk kullanmaya başladığımda işte Netflix'i bilmem neyi falan açıp film açıyoruz seyrediyoruz. Dedim ki ya burada dedim bir sorun var bu televizyonda. Bu televizyon dedim şey yapıyor. Hızlı gösteriyor. Yani bu dedim normalde atıyorum bir görüntü 10 dakikaysa sanki 8 dakikaya bunu sıkıştır ben bunu hızlı görüyorum galiba diyorum. Sesleri dinliyorum. Sesler normal geliyor. Dedim ki abi insanlar normal hareket ediyor. Emin olamadım. Ya kesin dedim bir sorun var dedim. Ve diğer televizyonla yan yana koyup işte aynı içeriği ikisinden de başlattım. Baktım ikisi de aynı gidiyor. Buradaki görüntü demin senin söylediğin tam tersini yaşıyorum. Yani hani diyorsun ya yavaş mı yani bir sorun mu var acaba diye dediğin şeyde ben tam tersini bu geldiği için diyor ki hızlı geldiği için gözüme çok akışan geldiği için bir sorun varmış gibi görüyorum. O yüzden tersini sonradan anladım ki dedim bir dakika ya her şey aynı süreler aynı gidiyor. Hiç süre değişmiyor telefonda diğer televizyonda falan. Demek ki dedim benim gözüm buna alışık değil. Ben o yüzden bunu şu an yani televizyonda bunu beklemedim. Şimdi buna geliyordu. O yüzden dediğin şeyi yaşıyoruz. Zaman zaman yaşanan şeylerden bir tanesi. 120 Hz ile ilgili ikinci kez duyuyorum bunu. Sevgili Selim'den de bunu duymuştum. Kullananlar eski Hürriyet teknoloji editörü olan Selim kardeşimden de duymuştum. O da demiştik ya bunu alışınca olmuyor diye. O yüzden tabii keşke olsa yani insan bir iPhone alınca bunu beklemesi gayet doğal ama onu görmediysen kendi deneyimimden de bahsederek çünkü ben 120 Hz televizyon olarak kullanmamıştım. Görmediysen de bu garip gelebiliyor. Tabii gelmez yani. Hani öyle bir şey olmaz da. Dikkat ettiğim için aslında olmuştu. Alışmayınca sorun yok. Ama yine de bunun olmasını, USB-C'nin olmasını, gerçek gücünün olmasını aktarım hızı olarak ve bir taraftan da 120 Hz'in artık standart olmasını insan iPhone gibi telefonda bekliyor. Yani çünkü bunlar zaten doğal olarak her bir amiral gemisi. Belki başka markalarda bunu amiral gemisi olarak görüyorsun işte. Yani şu telefonda bunlar var, bu yok falan dediğin bütçe telefonlarında falan oluyor mu? iPhone'dan bahsederken yani eğer SE modeli değilse bunu beklemek hakkımız gibi görünüyor. Fakat yine de tabii farklı deneyimler bu açığı kapatıyor gibi görünüyor. 11 Pro Max'imle o yuvarlak kenarlı 11 Pro Max'imle o kadar mutluydum ki. Çok güzel bir telefondu. Boyu, posu, ağırlığı mis gibi de kullanıyordum. Yani bugün hala kullanırdım muhtemelen. Ne yapıyoruz ki? Yani işte çok yok güzel. 48 megapiksel fotoğraf çekeceğim. Ya 48 megapiksel fotoğraf çekiyorsun da baktığın ekranın çözünürlüğüne bakıyor musun sen hiç? O 48 megapikseli evet. Burada nasıl göreceksin? Tükettiğimiz içeriklerin %90'ı muhtemelen cep telefonu üzerinde. Kaçımız bilgisayarda açıp bakıyoruz o fotoğraflara vesaire. Dolayısıyla ama konuşurken, konuşurken ne derler tabii, mangalda kül bırakmıyoruz. Mangalda kül bırakmıyoruz ayrı mesele ama dediğim gibi yani bu tüketim yeri yine burası. O yüzden bu evet. Megapiksellere şunlara bunlara çok takılmamak lazım. Elbette optik kalitesi iyi olsun. Güzel fotoğraf çeksin, güzel videolar çeksin. Pili iyi gitsin. Ya bak zaten bak şöyle bir önümde bir listem var şu anda şeylerimi yazıyorum, notlarımı yazıyorum. Yani bir iPhone kullanıcısı ne istiyor abi? Kameram iyi olsun istiyor. Çok doğru. Buradan bakayım sana.
Kaliteli ve akıcı bir ekranım olsun. Yarı yolda bırakmayan güçlü bir pilim olsun. Bunlar var evet. mı? Varsa tamam. Kurcalama. Yani çok iPhone doğru. 12'de çok güzel fotoğraf çekiyor. 11'de çok güzel fotoğraf çekiyor. Ben iPhone 4 ile çektiğim bir fotoğraf var. Bir kere Twitter'da paylaşmıştım. iPhone 4 ile 2012'de çekmişim. O kadar hoşuma gidiyor ki her fırsatta paylaşıyorum böyle gururla. Hani. Evet. Benlik bir durum yok. Ben de görmüştüm bu arada. Deklanşörü evet, evet. çekti ama iPhone 4 bile böyle fotoğraf çekebiliyorsa uygun ışık ortamını yakaladığında eldeki cihazlar ya 15 Pro Max'e kesin ihtiyacım var. Çünkü işte ne yapacağım? TikTok'a 60 FPS'e video atacağım. Yani insanlar ihtiyaç yaratmayı seviyor. Evet kesinlikle. Gerekli bahane bulmak istedikten sonra. Kişiden kişiye değişir. Burada biraz kim geçsin ama. Kim geçmesin sorusu gerçekten çok görece. Yani kimin ihtiyacı varsa geçsin. Kime zaruri geliyorsa geçmesin diye cevap vereyim abi buna ben. Peki şahane. Wolf of Wall Street diye bir evet. Film vardı. İzlemişsinizdir Leonardo DiCaprio'nun. Orada bir satışla ilgili bir sahne var. Diyor ki bu kalemi bana sat diyor. Bir tanesi alıyor diyor ki ya bu kalem çok güzel, şöyle güzel, böyle güzel falan diyor. Bırak diyor. Başka birine diyor bu kalemi bana sat diyor. Adam diyor ki oraya diyor peçeteye bir şey yazar mısın diyor. Adını yazar mısın diyor. Yazamam. Niye diyor? Kalemim yok diyor. Al sana kalem diyor. Yani Walking Dead'teki abimiz orada. Evet. Evet. Talebi öncelikle evet. oluşturup sonra arz oluşturuyor. Buradan şunu bağlayacağım. Burada biraz uygulamaların yani Instagram, YouTube, TikTok, hatta Snapchat gençler üzerinde sandığımızdan daha hala yaygınlar gibi uygulamaların güncellemelerinde her yeni gelen telefon, işlemci, kamera özelliklerine adapte olup hani onları da bir tık zorlamaları da var. Atıyorum şimdi yarın bir gün Instagram bir güncelleme çıkartacak. Tamamen sallıyorum. İşte diyecek ki bu sadece iPhone 15 Pro Max'in 5x zoomlu kamerasında oluyor. Mesela bir özellik çıkartacak. Bir filtre, bir efekt, bir şey çıkartacak. Orada ne olacak? İşte tekrar gençler arasında veya Instagram'da içerik üretenler arasında tekrar o öyle bir furya ve böyle bir hani push etmek demeyeyim de hani iteleyecekler, böyle bir zorlayacaklar. Uygulamalar da öyle yapacak yani. Push etmek deseydin. Baya gerçekten ya. Baya iteledin bize ya. Yani Yunan'ı iteleder gibi iteledin bize abi. Set ettiysek bunu push edip kurtardın sayılır. Edip, tamam peki. Ondan sonra tekrar pull edelim. Yani, abi. Evet yani. Çok iyi. Gerçekten şahane. Peki o zaman ben de yani aslında çok güzel söylediniz. O yüzden üstüne çok katabileceğim bir şey yok. Yani bana göre de birincisi daha önceki bazı yayınlarımızda konuştuğumuz üzere bir taraftan kendimize bunu anlam lazım tarzında. Cem Yılmaz'ın o bence değişmeyen hani BlackBerry'ler zamanında anlattığı hikaye hala kesinlikle geçerli. Yani işte o bitti, onu geç artık, o öldü falan dediği, işte simitçinin bile elinde iki tane BlackBerry var diye anlattığı, o konu değişmiyor. Nokia'nın genel müdürüyle bir çok eskiden onlar krallarken konuştuğumuz bir konuydu. Akdeniz insanı seviyor. Yani işte telefonu ben çıkartayım, buraya koyayım, göstereyim işte. Arabanın anahtarı, işte cüzdan falan böyle bir şeyler görünsün istiyor falan ama onun dışında da bir açlık var işin doğrusu. Yani hangi telefon işini görür, ben uzun vadede bundan şöyle fayda sağlayacağımdan ziyade onu almak lazım. O bir statü göstergesi diye çok zorluyoruz. O yüzden dediğin çok doğru. iPhone 4 ile bile çekiyorsun. Ben mesela hani daha önceden düşük ışık performansından dolayı şey diyordum ya, işte Android yakasında düşük ışık meselesini daha iyi daha erken çözmüşlerdi. Huawei özellikle. Diyordum ki iPhone'da eğer kamerayla ilgili bir şey söylüyorsak iPhone'da da bu olmalı diyorduk. Ve onu da yaptılar, yapmadılar değil. Hani mesela iFotoğraflarında aynı şeyi düşünüyordum. iFotoğraflarındaki meselenin yapay zeka ile olduğunu öğrendikten sonra dedim ya böyle bir şey yapmasın iPhone, yani hani olmasın. Ay çektiğini düşünüp yapay zekanın tamamladığı bir ay görmek istemiyorum ben yani. İşte, ne kadar güzel ay çekiyor. Meğersem ayı çekmiyor yani. O daha önce çekilmiş fotoğrafları sana yapıştırıyor, veriyor yani. Hani iteliyor. Az önce senin söylediğin gibi push ediyor sana onu. Sen de onu çok güzel ay fotoğrafı çektim diyorsun. Yani olmasın yani böyle bir şey. Neyse. Bir konu var. Orada yine Özgür'den destek alalım. Şu Fine Woven
Kılıflardan çok güzel. Ya. Evet. Yani hakkında bu kadar kötü yorum okuduğum başka bir kılıf olmamıştı. Şimdi şöyle, internette de tanıtıldığında güle güle kullan. Teşekkür ederim. Bakalım çok iyi mi kullanacağız? Göründü. Özgür anlatıyor. Gözüme evet. Çok güzel göründü. Şimdi deriden vazgeçtiler. Eyvallah. Deriyle ilgili vazgeçme sebepleri bu arada doğadaki tabii. Evet, doğa sebepleri. Yani karbon nötr'e giden yolda derinin kullanımı şeyi zorlaştırıyor. Bu arada evet, ne görüyoruz? Burası Amerika New York'ta 5. caddedeki Apple Store'da sergilenen Fine Woven. Büyük verir misin ekranı arkadaşımızı? Hemen. Çok şeye pardon, benzetelim doğru. Ya. Erman Hoca'nın önündekini büyütebilir misiniz? Geldi, büyüdü. Buyursunlar. Böyle netleyebilecek miyiz bilmiyorum ama. Şu an net abi. Gitti ekran, bir karardı. Şu an ekran net. İşte böyle 30 saniyelik ekran kapanma süreleri tabii. Yani pilin bitmesin diye bak, ne numaralar bak. Evet. Yani burada bile daha sergilenen ürünler bile yıpranmış. Tabii ki bir sürü kişinin eli değmiştir falan filan ama yani sen de kullanırken elin değecek bir sürü. Tabii canım. Şöyle söyleyeyim abi, deride de şey vardı ama yani deri mesela uzun vadeli kullanımda da deride de bir sorun oluyordu bu arada. Tabii bunda derideki da evet. Derideki sorun, derideki eskitme çok güzel görünüyor abi. Deriyi hatta şöyle söyleyeyim, kırmızı aldım, iki sefer kırmızı aldım. Çok parlak cırtlak bir renkle geliyor ilk aldığında. O bir ay sonra, bir buçuk ay sonra öyle güzel bir kıvama geliyor ki koyulaşıyor deri. Yok, üstündeki çizikler falan güzel görünüyor. Retro bir görüntü oluşturuyor. Bunları tabii biz tanıtıldığında fotoğraflardan gördük. Güzel renderlamışlar görüntüleri. Gelince böyle eline alınca hani bir şey hissi vermiyor. Ya dedin ki iplik bu. Yani tamam, evet, zaten adam başka bir şey demedi ama hani malzeme elde çok kaygan bir malzeme. İçine koyduk telefonu. İşte 15'i ben eşime vereceğim testten sonra. Ona verdim. Dedim bir bak bakalım hani iyi mi? Ya bu dedi çok elde durmaz yani. Benimki de aynı şekildeydi. Dolayısıyla abi ben onları dün itibariyle geri gönderdim. Çünkü kullanım pratiği açısından beni tatmin etmeyecek bir ürün olarak algıladım. Ve işte geçen hafta Apple Store'da Hannover diyorlar. Evet. Almanlar Hannover diyorlar da ben de öyle. Evet, Hannover, evet, çok doğru. Orada mesela sergileniyor. Tabi insanlar da şey yapıyorlar, oraya gidenler. Bakıyorlar böyle, bir tırnak atıyorlar, çizik atıyorlar. Nasıl oluyor falan. Özellikle açık renklerde ciddi bir şey vardı. Yani böyle bayağı böyle ortadan yarılmış gibi. Yani o sürekli orada kalacak. Öyle bir kılıf ya ben, istemezdim yani. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Ben mesela Apple kılıflarını çok tercih etmiyorum. Yani uzun zamandır çok tercih etmiyorum. Birincisi, öncekiler bana çok kalın geliyordu. Özellikle daha ince ve telefonu da gösteren şeffafları daha çok tercih ediyordum. O yüzden aslında hani kılıfla ilgili mesela şu an en azından ben kendi adıma söyleyeyim veya etrafımda Apple'ın kendi kılıfını kullanan kişilerin sayısı da çok az bana göre. Ama diğer ekosistemdeki işte Spigen olsun, ne bileyim diğer markalar olsun, onları da gördüğüm, hatta markasızlar olsun gördüğüm çok fazla var. Hatta eleştiri konularından bir tanesi budur. Telefon bayilerinin konuştuğu şeylerden biri. Ya işte 85 bin, 90 bin liralık telefon alıyorsun, işte 50 bin liralık telefon alıyorsun, kılıfa 200 lira deyince yapıyorsun falan, hani bir burun kıvırıyorsun falan diye bir konu var. Belki o herkes için geçerli değil ama genel olarak bu söylenen şeylerden bir tanesi. 2000 lira. O yüzden 2000 liramış şu an. Apple'daki 2000 lira. Fine Woven ve tamam işte. Zaten ama 2000 lira, yani zaten 2000 liralık tarzda kılıflar vardı hep Apple'da. Yani geçen sene de 1000 lira olsun. İyi de bir şey söyleyeceğim. Yani deriyi kumaşla değiştiriyorsun abi. Hiç mi fiyat fark etmedi? Yani deri fark etmez kumaş... abi ya. O fark eder mi abiciğim ya? Niye fark etmez? Çünkü gene Apple alıyorsun yani. Hayır, bir de yani silikondan da pahalı. Hani o senin premium ürünün oldu. Yani şeye bakıyor Apple'a. Bu ürünün maliyeti ne kadar? Abi bir dakika, yani kumaş alıyorum diye. Bu ürün premium ürün mü? Değil. Tamam. Ona bak. Ya bu premium ürün. Yani maliyeti ya ben değil. iPhone 4 ile 4S arasında, iPhone 4'te hatırlayın, en büyük eleştiri antenne gate'ti. Antenne gate'ti. Oldu. Evet.
tuttuğumuz zaman telefonun sinyali gidiyordu. 4S'te mecburen anten doğru, doğru tutmuyordu ki telefonu tabii. Değiştirdiler. iPhone 6 Plus'ta bükülme problemi vardı. 6S'te uzay şeyine ne derler? Şu anda da olan. Evet. Yani tam şeyini aklıma gelmedi şimdi. Yani güçlendirilmiş alüminyuma geçtiler. Nereden şikayet varsa Apple her ne kadar görmezden gelse de onu düzeltiyor. Doğru, doğru. Net bir şey var şimdiden. Yani daha Eylül ayı bitmedi. Apple'ın 12 Eylül daha şurada hani 10 gün önce 15 gün önce duyuruldu telefon. Daha birinci ayı dolmadan emin olun önümüzdeki ay Fine Woven kılıfların yerine bambaşka kılıflar gelecektir. Evet. iPhone 15 Pro Max'in kasasında titanyum olmaya devam etse bile mutlaka bir güçlendirme geliştirme, arka camında güçlendirme geliştirme. Mesela incelemelerde şey de var. Ön cam arka camdan kat kat daha sağlam. Yani bu da var incelemelerde. Dolayısıyla arka camı çok daha iyi sağlam yapacaktır. Yani iPhone 16 beklediğimizden çok daha iyi gelebilir diye düşünüyorum. iPhone 15S diye hemen ben de. Öyle gibi gidiyor sanki. Evet evet doğru doğru. Yani tabii mutlaka güncellemeler bu anlamdaki olumlu tabii böyle baktığınızda. Yani bu kılıflar ve şeyler de cüzdanlar falan da materyali değişecektir yani. Evet. Hiç olumlu eleştiri görmedim yani hiç. Ben aldım memnunum kullanıyorum diyeni hiç duymadım hiç görmedim de. Şey Fine Woven'larla ilgili. Deri kılıflarından çok memnunum kullandım. Çok da seve seve kullandım. Çok güzel kılıflardı. Bak hatta burada işte duruyor hala şeyleri kılıf kutularını atmıyoruz ya manyağız ya biz. Twitter'da paylaşınca şey sosyopat psikopat muamelesi görüyoruz ama kutuları duruyor burada abi. Ben taşındım. Dedim ki ya bir sürü kutu var. Ne yapacağız bunları dedim. Sen kutuları sakla kutuları sakla. Ne olur ne olmaz dediler. Ben çok kötüyüm o konuda ya. Ben hiç kutu mutu bana hak getire yani. Hemen anında hemen yani hatta bazen öyle ki bir dakika başka tek cihazlar kutusuz mu? Yani kutularını atıyorum ben hemen. Yani. Bir şey açtım kutuyu atıyorum. O kadar para ver. Kutuluysa ayrı. Kablosunu hiç kullanmadıysan abi, daha iyi. Şey diyeceğim. Sadece kutusunu bak şey sadece iPhone'ların kutusunu burada eBay'de falan 10 euroya satıyorlar abi. Sadece kutusunu. Ne diyorsun ya? Tabii. Hemen gönderiyorum sana. Hemen gönderiyorum. 10 euro. Oradan da Pro kazanalım. Pro Max kutusu 10 euro diyor. Ne yapıyor diyeceğim şimdi yani ne yapıyor hani onu al. Bir şey var. Şimdi kimisi var. Yeni telefon gibi. Satacak. Adam telefonunu satacak. Şey soruyor işte. Orijinal her güzel. Şey orijinal şeyi var mı kutusunda mı? Burada OVP diye bir anladım. Tabir var. Original Verpack diye yani. Orijinal kutusunda mı diyor? Değil. İşte faturası var mı? Yok. Aa o zaman hani şey var burada böyle değişik bir alıcı kitlesi var. Cihaz olmasa da olur. İçi boş olsun. Tamam abi, biz kutu var mı? Kutuları var, kutuları satalım ya Almanya'ya. Tamam abi oldu bak bu iş tamam. sen atıyorsun abi. Sen de kutu mutu 10 euro bir de hani. Adam orada 10 lira vermiş olacak. Ben burada 200 lira para alacağım yani. 200 mü? İyi para. İyi mi ne? Yanlış mı söyledim? Euro kaç? 300 mü oldu? Cem hocam ya 188. Sen tabii malum sen çok ilgilendirmiyor seni. Ben telefonu kılıfsız kullanıyorum öyle düşün abi. Helal olsun. Saygı duyuyorum. Abi yok şey estağfurullah ya. Yok abi kötüyü söylemeyeyim dedim yani ama işte sen söyledin yapacak bir şey yok. Evergreen içerik abi millet seyredecek bunu diyecek ya bak o zamanları işte 200 lira 20 liraymış demek ki falan diyecekti. Geçti oyun oynayanlar ya. Çıktı son 2 gündür. Ciddi bir şey var bu arada oyunla ilgili. Evet. iPhone 15 Pro Max'i bayağı USB HDMI kabloyla evet. Dev ekrana yansıtıp uzak konsol olarak evet kullanan doğru. Koluyla oynayan. Hatta onu da koymuş telefonun üstüne bir tane de soğutucu fan eklemiş. Falan böyle bir ekip yapıp oyun oynamış. Onun da videosu vardı şeyde. O da viral oldu. O da çok yani kimisi eleştiriyor ya böyle oyun oynanmaz işte falan filan gibisinden. Ya abi, öyle oynanmaz diyorsun da bakıyorsun. Ama sonuçta grafik ara birimiyle yenilediği grafik ara birimiyle çok ciddi bir oyun potansiyeli olduğunu da özellikle sunumunda göstermişti Apple. Yani, şimdi evet. Resident Evil 4 diye bir oyun 31 Aralık evet. 2023'te yayına girecek. Şu anda ön siparişi açıldı. Mac'ler için var. iPhone'lar için sadece 15 Pro ve 15 Pro Max ön siparişi veriliyor. Diğerleri de 2000
2019 öncesi alınıyordu. Ondan sonraki Mac'ler için Resident Evil 4 oyunu şey yapılabiliyor. Ön siparişi açıldı. Bence çok net olmalı yani, çünkü bu tip bir cihaza oyun meselesini indirgemeye zaten endüstri çok uğraşıyor. Yani işte Steam Deck'ler, ne bileyim, Abi Neo'lar, oyun bunun gibi, bambaşka. evet, bambaşka, Onlara mutlaka öyle, ama emin ol ne çoğu pahalı bir sektör burası bu arada. abi Yani şu an bundan ucuz da dünyada değil. dünyanın neredeyse ekonomi olarak bir numaralı sektör diyebiliriz. Yani Doğru. Amerika'daki Sinema sinema daha iyi. endüstrisini düşün. Amerika'daki sinema Üç katı endüstrisini mı? neredeyse ikiye katlayan bir Tabii. büyüklüğü var oyun sektörünün. Yani oyun sektörü çok acayip. Eğer O yüzden Apple bu 3 olmalı. nanometre A17 çiplerle insanlara böyle hani neredeyse oyun konsoluymuş gibi bir oyun oynatma keyfini sunarsa başta oyuncular olmak üzere ciddi bir talep görebilir. Tabii ondan sonra şikayetler gelecek. İşte pil sağlığım şu kadara düştü, telefonum ısınıyor. Böyle Doğru olur tabii mu? canım. Ya bu nasıl bir telefon? Abi şöyle bir şey söyleyeyim bu arada. Aslında Apple'ı böyle bahsettiğimiz zaman sinema endüstrisini bir şekilde, yani Apple, daha da önce müziğe gidelim. iPod zamanında müzikle, iTunes Store'la aslında dijital tarafı çok ciddi domine etmiş bir markadan bahsediyoruz. Sinema diye bakarsan şu an Apple TV ile ciddi yapımlara imza atan ve ister istemez ortaklıklarıyla falan aslında yine sinema endüstrisinin içinde olan bir markadan bahsediyoruz. Sanki oyun bu anlamda belki de eksik kalan taraf gibi de düşünülebilir. Dolayısıyla senin demin söylediğin konuyu gündeme getirecek olursak, dünyanın en karlı ve karlı mı tartıştırma, ama en çok gelir getiren Mesela ilginçtir. O oyun Resident endüstrisi için bir şey yapması gerekebilir. Evil'ın Apple'ın yine arka planda kalan bence böyle birazcık bir tık böyle hani çok konuşulmayan Arcade diye bir oyun platformu var biliyorsunuz. Aylık Evet, oyun. tabii. Aylık Evet, 34 TL 24 TL falan aylık. birkaç oyun. Evet. Ve onu kullanan ben hiç kimseyi görmüyorum. Ve bu Ben kullanıyorum. Göstereyim mi? Resident Evil dediğimiz Fiyatı da çok iyi oyun ha, bu arada. 34 TL bu arada. Fiyatı çok iyi Türkiye için, tabii söylüyorum şu şey an. de var abi, Apple One aboneliğinin içinde olduğu Ah için be. yani müzik, En güzeli Apple o. TV Türkiye'ye bir gelse. Apple One mı? O 200 nedir? 200 abi Ya evet. aile hesabı kaç para ödüyorum ben? 20 Çok da makul euro bir mu? ücreti var ha. 24 euro mu ödüyorum bak. İçinde Apple Müzik var, Apple TV var, Apple Arcade var, Evet. 200 GB'lık cloud var ve bunu 6 kişi paylaşıyoruz. Peki abi bu 6 Mükemmel. kişi içerisinden Apple Arcade'den düzenli oyun oynayan veya düzenli böyle oyunlara inceleyen, bakan, eden var mı? Ben. Ciddi misin ya? Abi tabii Bak canım, şöyle bir çok şey var. Apple kullanılıyor Arcade baktığında. içinde bazı Hayır ben oyunlar var, yani bu özellikle kadar iPad muhabbet ediyoruz. üzerinde. Apple Arcade'de şöyle bir oyun gördüm. Çok güzelmiş falan dediğini hiç hatırlamıyorum ya. Ben Yani konusu yeni olmamıştır ama nesil. var. Heh, Var. evet. Lafını bölüyorum Cem. Pardon hocam. Hatta Evet, şöyle bir özür şey var. Çok güzel çocuklar için bizim çocuklarla beraber oynadığımız bir oyun var. Linkini atarım daha sonra size. Tablette daha güzel oynanıyor kalemle. Çünkü sana açıklamalarda olacak. bazı Açıklamalarda. şekiller geliyor. Olabilir, koyabilirsiniz aşağı. Bazı şekiller geliyor kalemle. Sen de o şekillerin üzerine şekil çizerek bir interaktif bir Tetris gibi. şekilde bazı şeyleri yönlendirmen gerekiyor. Tetris gibi değil abi. Mesela bazı görevlerin oluyor. İşte yukarıdan diyor ki topu düşür bir yere çarpsın. O çarptığı yerden şuraya Ha, gitsin. okey, tamam. İşte kilidi açsın. Balıklar serbest kalsın tarzı ama yani senin çizdiğin yer önemli. Doğru yere çizmezsen top oraya çarpamıyor. Anladın mı? Böyle bir yönlendirmeli bir oyun. Bir şey çizmen gerekiyor. Çok güzel oyunlar var. Ya Seve seve mesela oynarım. arcade için, O evet. Bu arada bahsettiğim arcade için ben de bir şey söyleyeyim. Özür dilerim. Arcade'de ben de Z kuşağından bir çok sevdiğim bir yeğenim. Baktım iPad'inde NBA oynuyor. İşte NBA 2K oynuyor. Ve şey, yani çok da aktif oynuyordu. Baktım, dedim ki ya, sanki sürekli de oynuyor bu arada yani. Hani hiç bırakmıyor onu, öyle görünüyor. Yani nasıl? Deneyimi nasıl? Oyun deneyimi. Ben dedi başka bir şeyle oynamıyorum dedi. Bunu da oynuyorum sürekli. Sürekli iPad'de. O yüzden anladığım kadarıyla aslında bir kesim bunu ciddi kullanıyor. Ve ben de bu arada aynı Apple One'ı kullandığımda VPN'le almıştım ben de Amerika'dan.
Apple One'ı aldığımda ben de arcade'e girip işte o bütün oyunları denemeye çalıştım. VPN'le aldığını söylemişsiniz. Özür diliyorum. Bir tek ben kullanmışım, sonra iptal ettim çok cool oynamıyorum diye. Demek ki ben... Sadece Apple Arcade alırsan oynamayabilirsin bu arada. Yani belki ben bütün pakette çok makul görüyorum. Yani o Apple One'da TV var, paket cloud var. Yani o evet. Yani aslında o benim uygulamak istediğim şey de o Resident Evil dediğim oyun o arcade'in içinde değil. Hani ayrıca bir uygulama. Ha, ayrıca. Yani. Ayrıca bir uygulama olarak. Ha, o da öyle olmasın tabii diyeceğim ama onlar da onu öyle vermiyorlar büyük ihtimalle. Evet. Microsoft'un bazı abi, oyunlarda... Bakın buyurun size gibi. Uygulamalı göstereyim mi burada abi? Ha, lütfen. Ya, bir dakika. Bekle abi hemen seni ana kamerayı alıyoruz efendim. Evet. Şey yapıyoruz abicim. Mesela arkette bir oyun bu. Çocuklarla oynayabiliriz. Sesini yükselterek alabilirsek biraz. Evet. Pardon abi. Şöyle yapayım. Teşekkür ederiz. Mikrofon burada ya benim. Evet evet aynı. Ne yapabilirim sonuçta? Buraya ben şimdi tamam. Şey yapıyorum. Bakayım bir dakika. Başlamadı mı oyun? Ha okey. Bir kere dokunmam lazımmış. Kalem var ya. Tamam. Şimdi abi okay. Buraya böyle bir yuvarlak bir şey çizmem lazım. Taş gibi. Bir daha diyor. Evet şimdi başla evet. Bu buraya hop. Düşürebilecek miyim? Bastım oraya bitti. Yani bu basitti mesela. Bu işte gidiyor. Hmm. Bu birinci şeydi. Görevdi. Mesela mumu korumam lazım burada. Böyle bir şey yapmam lazım ki yağmur gelmesin. Anlatabiliyor muyum? Oyun ha, böyle çok gidiyor. İyi. Tamam. Bu işi becerince bir sonraki aşamaya geçiyorsun. Çocuklar için güzel oluyor. Tabii bu işin en basit kısmı bayağı zorlaşıyor sonra. Hani ben de yardım evet. Destek alıyorum. Bulmaca gibi her şey düşündürtüyor. Ha işte şahane tabii çocuklar evet. Bazen yani evet var, onlar var. Kutunun dışına düşündükleri için bazen keyifli de olabilir. Aynen. Şahaneymiş. Peki yani zannediyorum süremizi zaten açtık ama çok keyifli bir sohbet oldu. O anlamda ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten... Kapatırken size bir tane bugün iPhone 15 Pro Max'e çekilmiş bir fotoğraf gösterelim. Ekran görüntüsü al, ekran görüntüsü. Yalnız bir dakika şey gibi kılıf gibi de çok da güzel göründü. Bunu sanki kılıf olarak bastırsan gayet güzel duracak yani. Telefonun arkası gibi. Evet gerçekten öyle. Hı, ben bir an sanki kılıf bastırmışsın zaten. Geri döneyim fotoğrafın geneli şu şekilde. Evet şimdi gece şey bir dakika vardı, bir futbol kalesinin şeyleri içinden çektik bunu. Hmm. Sonra siyah beyazı çevirdim tabii. O kaç x zoom falan filan nedir? Hangi formatta çekildi? Lütfen. Bakalım. Bakıyor şimdi. Bilmiyorum. 24 milimetre ile çekilmiş. Altta ana şeyler var. Ana kamerayla çekilmiş. Hı hı. 12 megapikselde çekilmiş. Şeye çevirdim ben bunu tabii. Pardon. Şey değişmiş olabilir. Bu portre değildi. Normal fotoğraftı. Normal fotoğraftan çekim sonrası biliyorsunuz artık portreye çevirebiliyorsunuz. Çok evet. Güzel. Hatta portreye çevirince işte yüzüne tıklarsan yüzün netleniyor. İşte arka planda başka bir insan varsa yok ben öbürünü netleyeceğim dersen ona tıklıyorsun. O net oluyor. Bu çok iyi değil mi? Şu an az önce gösterdiğin o kale filelerinin arasından çektiğin fotoğrafta düzenleme yapabiliyor musun? Mesela filenin bir tipini netleyip diğer arka tarafı blurlayabilir misin? Anladım ne demek istediğini. Hemen bakalım. Şu anda farkındaysan mesela yüzde. Şimdi düzeldi. Şey, evet. Tamam. O öndeki görünen fileyi netleyebilir misin? Netler. Hani yüz blur önce olsun. File şey, net ha, olsun. Yüz yoksa demeyelim. Acaba netlemeli. Mesela camı netledim şu anda. Arka tarafta. Ha. Öndeki kişi gördüğün gibi şey oldu. Evet. Biraz daha öndeki şu yakın olan objelerden oluyor mu? Yani fileyi gördüyse diyorsun. Fileyi evet. Yani fileyi netleyemiyor şu anda. Pardon şöyle yüzümü kapatırsam evet. Göreceksin. Fileye dokundum ama şu anda gördüğün gibi. Ha, aslında evet. Fileyi görüyor şu an. Yok evet. Yok görüyor görüyor. Yine başarılı. Yine evet. O, evet, evet, o biraz da şeyle alakalı. Yani o fileye olan yakınlıkla da alakalı. Hem yakınlık hem... Evet, evet. Evet, evet. Bravo. İyi iş çıkartmış. Evet, gayet ya güzel. Bu, bir şey söyleyeceğim. Şimdi normal... Sanki 3-4 tane fotoğraf üst üste de hangisini seçersen... Çok iyi. Peki bir şey söyleyeyim madem öyle. Şunu söyleyeyim. Benim de bugün aslında aklımdaki konulardan biriydi. Kapatmak üzereydik ama devam edelim madem öyle. Bu modda, daha önce portre modunda ard arda fotoğraf çektiğinde telefonda bir ısınma... İşte bir şey sezinliyordun zaten. Yani yoruluyor gibi oluyordu bu portre modu. Yavaşlıyordu çünkü bir işlemden geçiriyordu gibi. Evet. Şimdi ise diyorsun ki ben normal fotoğraf çekiyorum ama onu portre gibi değerlendirebiliyorum daha sonra. Tabii. Acaba yorgunluğu telefonun
Portre modundaki kadar mı olacak? Çünkü fotoğraf çekerken makine gibi çek, ondan sonra yani çok az ısınıyordu. Olmayacak. Ona mı geçeyim? Şöyle bir özet geçeyim. Çünkü iki tane menün var burada. Birisi portre modu, bir tanesi normal fotoğraf modu. Fotoğraf modunda normal çektiğin zaman işte seri çekim de yapabiliyorsun. Tırırt diye işte bir Evet. saniyede bilmem kaç tane fotoğraf çekiyor. Ve sana bunu daha sonra portre moduna çevirme imkanı sunuyor. Bu da demek oluyor ki portre modu için yapacağı işlemi sen daha sonra yapıyorsun. Portre modundayken çekim yaptığında ise o çektiğin anda yaptığı için o kısa milisaniyelik bir işlemden geçtiği için sana bekliyor gibi görünüyor. Yani oradaki o işlem süresini ekarte ediyorsun. Fotoğrafını çekiyorsun, çektikten sonra yapıyorsun. O ara çalışıyor. Yani ihtiyacın olduğunda o işlemi yapıyor sana. Sen fotoğraf çektiğin anda değil. Sadece iPhone 15 mi yoksa bütün iOS 17'lerde olacak mı? iPhone 15 Pro Max ve 15 serisiyle alakalı. Çünkü şeyde öyle bir şey yok. Şimdi fotoğrafınızı çekeyim sizin ben buradan bir. Ondan sonra gideyim. Bunu düzenlediğim. Burada herhangi bir sembol Belirli bir göremiyorum sembol şey görünüyorsun. olarak. Bakayım. Yani Evet, şimdi bunu göründü. portreye çevirecek bir şeyim yok. Mesela bunu koyalım şimdi kenara. Evet, 15'i hemen alalım. canlı deniyoruz. 15'i alalım. Sizi çektim. Evet, bakıyoruz şimdi Düzenle sonuçlara. diyorum. Bunda da yok falan. 15'te de yok. Evet, ciddi. 15'te Çünkü de. port derinlik görmedi bence. Belki ondan olabilir Bakalım. yani. Bir de 15 Pro Max alalım. Ha, peki dur, işim değişti. Şimdi çekelim. Burada tweet atılıyor efendim, Ha bak görüldüğü şöyle bir üzere. şey var. 15'te direkt zaten. Şöyle göstereyim sana. 15'in şu tarafında F sembolü Ha görüyorsun. evet. Ha, fotoğrafta da görüyorsun onu. Ha Güzel. bu arada beni de görüyorsun. Fotoğrafta Tabii. görüyorsun. Ben şimdi sizi çektim. Ha, bir de onu görelim. Düzenle diyorum. Düzenle dediğimde üst tarafta F sembolünü görüyorsun. Yani demek ki sadece Pro Max'te var o zaman. Pro ve Pro Max'te var. Pro ve Pro Max olarak görünüyor. Emin olalım. Yanlış bir şey söylemeyelim. Tamam. Bir daha çekelim. Ha şimdi Canlı F'yi değil. gördüm bu arada. Bu arada Ha, peki. F'yi gördüm şu anda. Demek ki Biz demin herhalde bir derinlik görmüş az olabilir. önce farklı tuttum muhtemelen. Evet F'yi orada görüyoruz. Bu yanlış bilgi vermiş olacaktık. Tekrar test etmek iyi oldu. Peki, Üst taraf 14 için bunu attık. görmüyoruz ama diyorsun. Evet 14'te böyle bir şey yok. Yani 15 Onda değil serisinde mi? zaten Zaten iki 14 bazı çok farklar kötüydü. olması Yani lazım. 14 çok kötüydü zaten. 15'e herkes geçsin. 15 iyidir yani. Ya bak hele, bak Bence hele. hala çok güzel bir cihaz. Böyle ağır Cayır ama güzel. cayır ya. Özgür, 15 Pro Max serilerinden diğer renkleri görebildin mi? Diğer renkleri görebildim mi? Diğer renkleri görebildim. Ben bu rengi sipariş ettiğim için gittim aldım bunu. Diğer renkler orada tabii ellenmemiş haliyle güzel görünüyorlar. Ama koyu renklerde biraz daha fazla leke kalabileceği ihtimali var Yönünde sanıyorum. ihtimal. Hatta düşünmedim değil. Acaba bunu beyaza değiştirsem mi, beyaza mı dönsem? Çünkü bu anladığım kadarıyla natürel titanyum olarak geçen renk en az işlemden geçmiş renk olabilir kasa adına. Ya da hiç işlemden geçmemiş yani Doğru. renk olarak. Beyaz da sonuçta bir malzeme olması lazım ki o beyaza Bir çerçeve yönizer bir şey bir tık açık. yapmışlar sadece. Evet, öyle bir şey Özellikle söylemişler siyah ve fotoğrafta. beyaz için çizilebilir diyorlar. Natural Tabii. titanyumda Ne? kalacağız yani. Özür diliyorum. Siyah ve mavi için. Özür Evet. Peki, tamam. Neyse, şimdi başka soru daha sorup uzatmayacağım. diliyorum. Çünkü epey biz... Cem'in gözler gitmeye başladı. Yok, ben gayet. Abi Ben sen daha çok kapat. iyi. Bir dakika, hayır. Bak Aşağı sen baktıkça kapat öyle biz gel. düşünüyor olabilirsiniz. Hayır, aşağı doğru bakıyorum. Kamera değil yani. Kamera yukarıda, ben aşağı baktığım için öyle görünüyor olabilir. Az teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Sevgili Kahraman Uğurlu ve aynı zamanda Almanya'daki yerli plaka Özgür Bilge, çok teşekkür ederim katıldığın için ve bizlere bu bilgileri verdiğin için. Özellikle deneyimini bizle paylaştın. Çok kıymetliydi. Eleştirilerle ilgili kısmını almış olduk. Çok farklı konularda çok çeşitli konuşmuş olduk. Tekrar teşekkür ediyorum ikinize de. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizim için keyifli dostum. Görüşmek üzere.